Herkese merhaba. 20 artı 3. 20 artı 3. 23. bilim tarihi sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Yeni formatımız 40 dakika. Çok başarılı olamadık ama en azından bir saat içerisinde kalmayı başarıyoruz. O yüzden açılış sözünü fazla ona uzatmıyorum ben. Bölüm başkanımız Sayın Mustafa Kaçar hocamıza ve İPTAV adına kurucu rektörümüz Sayın Musa Duman hocalarımıza programımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Programımızın teknik asistanlığını Ahmet Akif Gültepe bir senedir yürütüyor. Evet, 23. sohbetimizin, bilim tarihi sohbetimizin konu başlığı İnsana ne oldu? İnsana ne oldu? Zoe, Bios ve Geo, insan ve halleri. Konuğumuz sevgili doçent doktor Yaylagül Ceren Karataş. Konuğumuzu bizlere FSM Bilim Tarihi öğrencisi Ceyda Gülener tanıtacak. Evet Ceyda, Yaylagül hocamız, Sayın Yaylagül hocamız kimdir? Senden dinliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Katılan hocalarıma ve arkadaşlarıma iyi dinlemeler. Yaylagül Ceren Karataş hocamız lisans öğretimini İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde gerçekleştirmiştir. Ardından aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde felsefe tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Akademideki yolculuğuna Marmara Üniversitesi'nde devam etmiş, burada felsefe ve din bilimleri alanında doktora çalışması yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında Boston Üniversitesi'nde şehir ve planlama alanında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma konuları felsefi antropoloji, çağdaş felsefe, toplumsal cinsiyet, feminizm, posthümanizm, şehir ve felsefedir. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümünde dersler vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesi olan hocamız yeryüzü vatandaşı olarak yolculuğuna ve arayışına devam etmektedir. Çok teşekkür ediyoruz Ceyda bu güzel takdimin için. Ben program sonuna doğru sorularınızı alacağım ama programın başlangıcında Mustafa hocamız aramızda, belki kendisi de bir selam vermek ister Yaylagül hocamıza. Musa hocamızın şu an tam ders saatine denk geldik. Program sonunda inşallah kendisi katılacak. Mustafa hocam merhaba, hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nihal Onur Hocam, bulduk. Nihal Egil Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz Böyle iyisiniz. Onur Zoom'un duyduk. nimetlerinden istifade ediyoruz. Ancak ben katılımınız ve katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Hem bölümümüz adına hem derneğimiz adına, Türk Bilim Tarihi Kurulu Derneği adına hem de üniversitemiz adına çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Dinlemeyi ederim. sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de zamanı fazla kullanmak istiyorum ama çok şey de anlatmak istiyorum. Özellikle konu ve konuya ilişkin gerçekten harika bir afiş bize muhteşem ilham veriyor. Çok teşekkür ederim. Nihal Hocam, size de çok teşekkür ederim. Buyurun. İnşallah Ben teşekkür ederim hocam. layık oluruz Buyurun. hocam takdirinize. Estağfurullah. Evet, o zaman gerçekten ben de Mustafa hocama çok katılıyorum. Konu ilginç, ilgi çekiyor. O halde hemen sözü size vereyim Yaylagül hocam. Tamam. Hoş geldiniz Teşekkür Mustafa. ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz, dinleme nezaketinde bulunduğunuz, zamanınızı ayırdığınız için. Bugün o yüzden ben de çok fazla zamanı girişle kullanmak istemiyorum. Söyleyeceğim problematik alanlar çok fazla. Onları konuşabileceğimiz bir alanda oluşturmak için sunumu kısa tutmak istiyorum. Sorularınızla şekillendiririz. Başlık ve aslında başlıktaki, daha doğrusu afişteki görsel 2016'da Duke Üniversitesi tarafından yayınlanan bir kitapta da benzeri kullanıldı. Orada da temel olarak Povelli Hoca'nın iddia ettiği şey aslında geopower, geoontoloji, yeni bir ontoloji, yeni bir biyopolitik çerçeve arayışı. Ama bu klasik tartışmaların ya da işte klasik dediğim aslında çağdaş dönemde klasikleşen tartışmaların biraz daha ötesine geçen bir yaklaşım öngörmekte. Ben onu biraz daha farklı bir noktaya taşımak istiyorum. Özellikle bu çokça tartışılan Zoe, Bios ve Geo tartışmalarında
aslında GEO'yu sonradan ekliyoruz ne demek? Çünkü genelde BIOS ve ZOE kavramları üzerinden tartışma şekilleniyor. GEO burada nerede durmakta ve hangi çerçeveyle ilişkilendirilebilir onu konuşacağım birazcık. Fakat buraya başlamadan önce bu üç kavram aslında kendi içinde farklı problem alanlarını temsil edecek nitelikte. Ben bunları sınıfladığımda şöyle bir yapı karşıma çıkıyor. Birincisi aslında Ernest Cassirer'in insan üzerine bir denemede girişte şöyle bir ifadesi var. Her nerede doğa araştırması varsa aslında orada aynı zamanda insana yönelik de araştırma vardır. İnsanın da sorunsallaştırılması söz konusudur der genel olarak. Ve burada bu çerçeveyi dikkate aldığımızda aslında bir taraftan 20. yüzyıl açısından doğayı sorunsallaştırdığımızda karşımıza antroposin doğa anlayışı çıkmakta. Nedir o antroposin? Birazdan üzerinde duracağız. İnsanı antroposinle ilişkilendirdiğimizde ya da karşısında, yanında ya da konumlandırdığımızda diyeyim daha doğru bir ifadeyle karşımıza bir taraftan posthumanizm çıkar, bir taraftan antihumanist tartışmalar yer alır. Bunun yanı sıra bu antroposin ve posthumanizm da posthuman kavramını ilişkilendirdiğimizde ise özellikle vatandaşlık ya da yurttaşlık ilişkisi açısından da biyopolitik tartışmalar ya da nekropolitik tartışmalar gündeme gelir. Dolayısıyla insan ve doğayı bir arada aldığımızda, her ikisini yapı bozuma uğratarak ele aldığımızda bir yanda antroposin, bir tarafta hümanizm, antihümanizm, posthümanizm tartışmaları, bir yanda biyopolitika ve nekropolitika ve bütün bunların temelinde de aslında bilim tarihi konuşmaları açısından sorunsalın yoğunlaşacağı nokta yeni bir bilim anlayışı. Bu çerçevede ne olabilir ya da teklif edilen bu problemleri, bu kavramsal yapıları bir arada ilişkilendirdiğimizde karşımıza çıkan problemleri hangi bilim çerçevesinde ele alabiliriz? Klasik pozitif bilimler, doğa bilimleri ayrıştırması ya da beşeri bilimler, tim bilimleri, tarih bilimleri ayrıştırması bu problemlere çözüm üretme noktasında ya da bunlara ilişkin bir cevap verebilir mi? Bunları yeni bir çerçevede ele aldığımızda hangi bilimler, hangi bilimsel perspektif bize yardımcı olur? Bilim dediğimizde kanallarını biraz daha genişleterek ele alacağız. Klasik tartışmaların ötesinde. Dolayısıyla bilim felsefesi ve bilim tarihi açısından da önemli bir çağdaş meselede önemli bir yerde durmaktadır diyebilirim bu meseleyi ilişkilendirdiğimizde. Şimdi Zoe ve BIOS ya da BIOS ya da GEO kavramlarına baktığımızda aslında Zoe felsefe tarihi açısından çok farklı zeminlerde problematik hale getirilmiştir. Kavramın kendisi Aristoteles'in metinleri üzerinden okunmakta ve Aristoteles aslında Zoe ve BIOS kavramlarını kullandığında politikada ve diğer metinlerinde işaret ettiği şey Zoe'nin bir oluş içermesi ama bu oluş bütün canlılığın temelinde de yer alan bir oluş. Yani insan ve insan olmayanı içeren bir oluşu temsil. Hatta tanrıları da Zoe'nin içinde konumlandırır. Yani tanrılar, bitkiler, hayvanlar. Bitkileri demeyelim, bitkiler daha çok physis içinde yer alır ama tanrılar, insanlar, hayvanlar ve insan olmayan yapılar Zoe'nin sınırları içinde tanımlanır. Yaşayan bir yapı olarak tanımlanır. Bütün canlılığın yalın yaşam ilkesi olarak alır. Hayat en küçük olandan en yüce olana, yani makrodan mikroya, hiyerarşik değil ama matematiksel büyüklük açısından baktığımızda ulaşabilecek bir yapıda. BIOS ise biraz yapı bozuma uğratılmış fakat metinleri dikkate aldığımızda
insana özgü olmanın yanı sıra hayvana da özgü bir yaşam. Yani bir tür Heidegger'in o yaşam dünyası inşa etmek noktasında insana özgü kıldığı şey aslında Aristoteles'in metinleri biraz daha yakından incelendiğinde hayvana da özgü bir yapıya sahip. Çünkü bios ölümlülük aslında. Ve bu ölümlülük belli bir yaşam biçiminin ölümlülüğü. Bir tür, evet, o da canlılık, hayat. Ama Zoe'deki gibi tanrısallığı da içeren ya da ölümsüz olan bir hayat değil. Daha çok dünyada olana ilişkin, doğada olana ilişkin bir hayat. Ve bu bir yanıyla ölüme yönelik olmayı anlamaya içerir. Yani bios aslında yaşamı eylemiyle metin haline getiren, yaşamı eylemiyle bir biyografi haline getiren insanın ve insan dışındaki hayvanların, canlıların ölümlülüğüne işaret eden bir yapı. Bu nedenle bu kavram çifti aslında 20. yüzyılda yapı bozuma uğratılarak karşımıza çıkıyor. Kimler tarafından yapı bozuma uğratılıyor? Burası kritik çünkü hem negatif yorumları söz konusu hem de biraz anlam daralmasına uğratılarak dönüştürülüyor. Özellikle bu kavramlar ilk olarak yani bios, yaşayan canlı olarak insandan bahsettiğimizde karşımıza Hannah Arendt'in İnsanlık Durumu adlı metni çıkar. Orada insanı vita activa, yaşayan canlı olarak, eyleyen canlı, bir sınıf bilincinde var olan, üreten, emekle ilişkilendirerek okur. Ve bu bir tür aslında hayat içinde olmanın ekonomi politikle bağını da kurar. Yani insan sadece canlı bir varlık değildir. Ekonomi politik içinde konumu olan ve onunla beraber adlandırılan ya da onun dışında olan bir canlı olarak karşımıza çıkar. Bu okumayı aslında Foucault ve Foucault'un arkasından gelen tartışmalarla beraber Agamben biraz daha anlam daraltmasıyla birlikte şu şekilde okur. Zoe'yi daha çok bütün canlılar için geçerli olan, evet. Ama bios'u sadece insana özgü bir yaşam ve bu buradaki insan da tam da aydınlanmacı humanizmin ortaya çıkarmış olduğu bütün doğayı, kültürü, tarihi, tin bilimlerini antropos, insan merkezli bir okuyuşla sunan ve buradaki insanı evrensel bir varoluş olarak karşımıza çıkaran çerçevede ele alır. Ve bu insan aslında belirli bir formda var olmayı temsil ediyor ve bütün bir dünyaya teşmil ediliyor. Nedir o var olma biçimi? Erkek olmak başta, çünkü antropos, orta sınıf, beyaz, beyaz yakalı ve bir tür kamusal alanda söz söyleme hakkına sahip olan, kamusal alanda konuşma hakkına sahip olan vatandaş. Bios'un sınırları içinde ele alınır. Ve Agamben burada bu çerçeveyi aslında Zoe'nin alanı daralttığı için Zoe'deki bütün o tartışmaları, yani Zoe'deki canlılığı ve Aristoteles'te hayvanın da hayatta oluşunu, bir dünya kuruşunu içeren bios'u dönüştürmesinden dolayı eleştirerek şunu ifade eder. Böyle bir biyopolitika bize insanı çıplak bedenin varoluşunu belli bir tür bedenle, belli bir tür kimlikle ilişkilendirerek merkezleştirir ve dönüştürür. Bu eleştirisinde Agamben oldukça haklı. Fakat Aristoteles'in metinleriyle ilişkilendirdiğimizde açıkta kalan kısmı dikkat etmek gerekir ki burada negatif bir biyopolitikayla karşı karşıyayız aslında. Çünkü şunu ifade eder
Foucault'un Cinselliğin Tarihi adlı metninde özellikle bu biyopolitik olarak var olma, bir biosa sahip olmanın ne olduğunu tanımlar ve bir kendilik inşa ederek bunu açıklar ve bu kendilikte iktidar tarafından biçimlendirilmiş bir var olma biçimi, bir kimlik, hatta cinsiyet kimliği de dahil olmak üzere o zaman otorite, işte kilisenin otoritesinde ya da modern bilimlerin, pozitif bilimlerin otoritesinde biçimlendirilmiş bir, ya da şöyle söyleyelim, pozitif bilimler deyince laboratuvar bilimlerinin sınıflandırıcılığında biçimlenmiş bir yapı olarak bahseder. Bu kişi bedenli olarak var olur ve bu beden belirli bir biyolojik organizma olmanın yanı sıra anlam-değer ilişkisini de taşımakta. Ve bu bedenin sürekliliği aslında iktidarın sürekliliğiyle, politik olanın sürekliliğiyle ilişkilendirerek okunur ve iktidar yaşam alanının kime ait olduğunu ve nasıl bir yaşamın mümkün olacağını yasalarla biçimlendirir. Bu biçimlendirmede de işte o bios, orta sınıf Avrupalı, belli bir inancın içinde olan beyaz yakalı erkek dünyası için geçerli. Şimdi bunu dönüştürerek, hatta buna çok daha farklı yeni okumalarla o çıplak bedenin aslında bir tür sadece belli bir kültürel varlığın temsili olmak açısından değil, insan içinde, o canlılık içinde de daha tırnak içinde tüketen, vahşi bir yapıya sahip olduğu vurgusu karşımıza çıkar. Bunu da şurayla bağlantılı olarak okuyabiliriz. Antroposinle ilişkilendirerek okuyabiliriz. Çünkü bu Agamben'in bahsettiği biosa sahip olan canlı aynı zamanda antroposin dünya içinde, antroposin çağ içinde olan insan. Peki antroposin çağ nedir? Aslında oldukça karmaşık, politik anlamda karmaşıklığı içeren bir yapı. Yalın kat kelimeye baktığımızda jeolojik çağ demek. Yani bu son 200 yıllık jeolojiyi içeren ve bu jeoloji içinde insanın üretimleriyle dönüşen bir jeolojik katman. Yani dünyanın yer kürenin içine doğru indiğimizde ya da gökyüzüne doğru yükseldiğimizde insanın etkisinin her yerde görüldüğü bir çağ. Dolayısıyla insanın çağı olarak geçerli ve bu insanın etkisinin görüldüğü çağ, yerin en katmanlarına doğru inildikçe insana dair, insanın üretim tüketim alışkanlıklarına dair ya da günlük pratiklerine dair izleri görebiliyoruz. Gökyüzüne doğru çıktığımızda da bunları görebiliyoruz. Peki bu izler nelerdir? Aslında bu izler doğanın, yani daha geniş bir çerçevede kullanmayı teklif edeceğim, geosun, geonun, coğrafyanın varoluşunu eksilten izler. Geos'un arşivini insanın eliyle dönüştüren izlerdir. Ki bunu takip ettiğimizde aslında Donna Haraway'in eleştirisine geliyoruz. Bu çağ antroposin çağ olarak değil de daha çok kapitalosin bir çağ olarak, yani kapitalizmin üretmiş olduğu bir çağ olarak görülebilir der. Ve bir taraftan antroposin, evet, insanın yerin en altlarına indikçe ve göğün yukarılarına doğru çıktıkça insanın bıraktığı izler şu şekilde eleştiriye de tabi tutularak okunuyor. Bu izler yeryüzünde belli bir ekonomi politiğin ürettiği izler. Bütün bir insanlığa teşmil edilemez. Yani Afrika'daki, işte Orta Doğu'daki ya da Uzak Asya'da kapitalizmin, teknolojinin bu tüketici halini yaşamayan, teknolojiyle buluşmayan
toplumlar var, topraklar var. Peki bu toprakların bu antroposin çağda yeri nerededir? Bu eleştirel perspektif önemli bir çerçeveyi bize sunar. Çünkü aslında evet, insanın eliyle ürettiklerinin dünyayı daha geniş olarak geosu eksilttiğini söyledik. Ama söyleniyor, bizim söylediğimizle değil. Bunun en somut izlerini nerede görüyoruz? Aslında iklim krizinde görüyoruz. Çevre sorunlarında görüyoruz. Kara oranının azalmasında, su oranının yükselmesinde görüyoruz. Canlılık açısından baktığımızda evcilleştirilmiş türlerin çoğaldığını, yaban türlerin azaldığını görüyoruz. Belli endemik bitkilerin ortada kalktığını görüyoruz, dönüştüğünü görüyoruz. Yani insan kendi üretim tüketim pratiğini doğanın ve doğada yer alan bütün canlıların, canlı bedenlerin bir üretim tüketim pratiğiymiş gibi sunmakta. Bu çerçeveye dikkat etmemiz gerekir. Çünkü buna ilişkin tartışmalar tam da beraberinde yeni bilim tartışmalarını da getirmekte. Özellikle bu antroposin çağda insanın ürettikleri ve eksilttikleri dolayısıyla sürecin biyopolitik çerçevede düzenlenmesi. Bu biyopolitik düzenleme çoğunlukla insanın yaşamını devam ettirebilecek şekilde iktidarın ve nesnelerin dünyasını biçimlendirmek, yasayla biçimlendirmek, işte üretilen teknolojilerle biçimlendirmek ve korumak, sürdürülebilir kılmak konumunda tutuluyor ve eleştiriliyor. Fakat bunun dışında, şimdi biraz farklı bir parantez açacağım, oradan devam etmeyeceğim ama böyle bir şey de var, zihnimizin bir tarafında bulunsun diye söyleyeceğim. İnsanın tüketimi ve iktidarla beraber hem insan kavramının dönüşmesi hem de doğa kavramının dönüşmesinin yanı sıra biyopolitikayı özellikle biosu sadece insana özgü değil de bütün canlılara özgü, hayvanları da içerecek şekilde ve insan ve insan olmayan ilişkisinde bunu ve ya şeklinde değil de artık bütün o canlılığı belli bir oluş, belli bir canlılık içinde ele almayı teklif eden pozitif yönde biyopolitikayı işleten yaklaşımlar da var. Bunları da bu biyopolitikanın sadece olumsuz bir yönü üzerinden değil de özellikle Tonya Haraway'in ve Lothar'ın ve Exposito'nun farklı farklı bağlamlarda tartışmaya açtığı şey otoimmün sistem, yani doğuştan bir alışkan bağışıklık sistemiyle beraber bütün bir doğada olana, olmakta olana, yerkürede olmakta olana alışabilmek, onunla bağ kurabilmek ve buna ilişkin bir toplumsal örgütlenme, konumlama belirleyebilmek teklifini de içeren bir biyopolitika var. Şimdi burada parantezi kapatırsak, böyle bir antroposin çağda insan olarak insanın bu yıkıcılığını da dikkate aldığımızda var olmanın imkanları ya da var olmanın halleri nelerdir diye baktığımızda karşımıza ilk ve en önemli şey böyle bir dönüşümde doğanın eksildiği, işte türlerin dönüştüğü, iklim krizlerinin ortaya çıktığı, çevre problemlerinin yoğunlaştığı, gıda ve temiz su sorunlarının yaşandığı bir yer kürede insan olarak var olmaya devam etmek için öncelikle belirli genetik düzenlemelerin yapılması gerekir. Ya da işte biyolojik anlamda insan doğasının dönüştürülmesi teklifi. Burada posthuman kavramıyla ilişkilendirerek örtüşen tartışmalar var. Özellikle bu teklifi, yani
hümanizmin çizmiş olduğu insan tasavvuru böyle bir doğada var olmaya devam edecekse kendisini güçlendirmelidir. Enhancement dedikleri ve bu güçlendirmeyi de özellikle teknoloji, işte bio, info, robo teknolojilerle teklif eden bir transhumanizm söz konusu. Transhumanizmin buradaki konumu insanı, hangi insanı? Aydınlanmacı hümanizmin biçimlendirdiği insanın sürekliliğini sağlayacak ve onu güçlendirerek oluşturmuş olduğu doğada yaşamına, tırnak içinde yaşam, oradaki bios değil artık, o yaşama devam edebilmesi. Ama bir taraftan da ki bu belli bir ekonomi politiği beraberinde getirmekte, belli bir savaş teknolojisini beraberinde getirmekte, yeni üreme pratiklerini beraberinde getirmekte, dolayısıyla bilim olarak laboratuvarda kullanılan pozitif bilimlerin de bu çerçevede dönüşüme uğradığını söyleyebiliriz. Yani gen haritasının çıkarılmasıyla beraber işte bu genetik harita içinde insan olarak var olmanın eksiklikleri nelerdir? Ölümsüzlük, hastalık, genetik hastalıklar, arızalar, üreyememe ya da üremenin durdurulmasına yönelik tartışmaları bu transhumanist perspektifte konumlandığını söyleyebiliriz. Fakat bununla beraber bu bir ideolojik ve belirli bir hedefle ilişkilendirerek okunabilir. Burası başka tartışmaların konusu. Özellikle bu çerçevede önemli ve yapıcı bir noktada duran ve gerçekten insan olarak varoluşumuzu sorgulayarak devam etmemizi teklif eden ikinci yaklaşım posthumanizm olarak karşımıza çıkmakta. Burada posthumanizm özellikle tam da bu antroposin böyle bir doğada, böyle bir doğanın ortaya çıkış nedenlerini öncelikle sorgular. Yani neden antroposin doğa içinde varız? Böyle bir doğaya sebep olan şeyler nelerdir? Buna baktığımızda aslında Avrupa merkezlilik, insan merkezlilik, bütün türlerin Avrupa merkezlilik ve insan merkezlilik olarak üzerinden okunması ve insanı da biraz önce söylediğimiz çerçevede bir zeminde tanımlamaları. Hangi zemin? Tam da aydınlanmacı hümanizmin ya da bütün o modern batı felsefe geleneğinin inşa edildiği, doğayı ve insanı karşı karşıya getiren ve insanı doğanın üstünlüğü, doğanın üstünde üstün bir doğayı kullanmaya, sonuna kadar tüketmeye muktedir bir canlı olarak konumlandırılmasını eleştirerek, çünkü böyle bir tasavvurla doğa eksiltilmiştir. Peki bunu aşabilmenin imkanları nelerdir sorusunu posthumanizmin sorduğunu görüyoruz. Ve posthumanizmin teklif ettiği posthuman aslında insan sonrası değil, tam da insanın kendine dönüşü. Peki hangi insan? Batı dışı geleneklerin dışında tanımlanan ve doğayla insan arasında, doğayla ya da insan ve insan olmayanlar arasında ontolojik bir ayrım kurmayan yaklaşımlar. Hiyerarşik biçimde ontolojik ayrım kurmayan, daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim. Yani o klasik ontolojik sınıflamayı dikkate aldığınızda mineraller, işte Aristotelesçi sınıflamada bitkiler, hayvanlar, insanlar ara kategori. Sonra özellikle Orta Çağ ve sonrasında yorumlanan çerçeveyi dikkate aldığımızda tanrılar ve gökyüzü ve tanrılar. Şimdi burada insan hem göğe yönelik hem yere yönelik bir pozisyonda. Yerin ve göğün imkanlarını aslında içinde barındıran ama bunu bir iktidar üzerinden okumayan bir perspektif. Bunu iktidara dönüştüren çerçevede yerin imkanlarını tahakküm ilişkisi üzerinden okumayla beraber karşımıza çıkar. Peki böyle bir insan anlayışı ya da bu ontolojik hiyerarşiye dahil olmayan bütün var olanlarla ortaklıklar inşa ederek
Hatta akrabalık, Donna Haraway bunu akrabalık diyor, akrabalıklar inşa ederek varoluşuna devam ettiğinde insan farklı bir doğayla, farklı bir oluşla karşı karşıyadır. Bu oluşu aslında biz şöyle çerçevelendirebiliriz, geosla. Çünkü geos bize neyi söylüyor? Şimdi burada o süreci dahil edersek, biosun ve zoenin geosun bir unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Geos da yer anlamında. Peki bu yer nasıl bir yer? Mekanik, işlenebilir bir yer olmanın ötesinde dinamik, canlı, ilişkisel bir yer. Yani özsel olarak biçimlendirilmiş bir konum değildir. Konumu, hareketi, mekanı, zamanı içeren bir yapıdadır ve bunları birbirleriyle ilişkilendirerek okur. İşte bu okumayı, yani bu posthumanizmin posthumanı konumlandırdığı ontoloji, o hiyerarşik ontolojinin dışında süreç ontolojisi, yani ilişkisel ontolojidir. Bu ontolojide özsellikten çok ilişkisel olan, birbirleriyle bağ kuran ve tam da hayvanla, bitkiyle, minerallerle, bütün oluşlarla en küçük bil fiil varlık diyor. En actual entity dedi Whitehead'in. En küçük bil fiil varlıkla en büyük bil fiil varlık arasında ancak ilişkiler açısından bir fark vardır. Ontolojik açıdan bir fark yoktur der. Bu ilişkiler ise oluş ve bozuluşa tabi olan, zamanda ortaya çıkan, konumla ilişkili, dolayısıyla geoyla, toprakla, yerle ilişkili bir yapıya sahip. Bu yerde işte hem süreç içindeki o bütün varlıkları içerecek bir şekilde konumlanır, hem de bir tür kipliktir, bir existence değil, bir oluş değil, bir modalitedir, bir modalite olarak vardır ve bu modaliteyi temellendirebilecek bir ontoloji ve epistemolojiyle yeni bir posthuman, insan tasavvuru teklif eder. Bu yenilik ama birdenbire 20. yüzyıl sonu, 21. yüzyıl başında karşımıza çıkan bir yenilik değil. Aslında akamete uğrayan, o insan ve insan olmayanlar arasındaki dinamik ilişkiyi bölüp parçalayan bir tasavvurun arkasından gelir. Ki buna ilişkin okuma yapmak isterseniz belki sonlara doğru birkaç tane metin ismi söyleyeceğim. Onlarla bağlantı kurarak okuyabiliriz. İnsan, toparlarsam, sanırım toparlamam da gerekiyor hocam. Buradan böyle bunu algıladım. İnsan ve doğa ilişkisi, insanın halleri, insana ne oldu dediğimizde 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar o süreç, tarihsel süreç içinde belirli bir var olma biçimini ekonomik, politik, ontolojik ve epistemolojik olarak temellendirilen yapının yapı bozuma uğratıldığı, köklerinin dönüştürüldüğü bir tasavvurla şimdi karşı karşıyayız 20. yüzyılda. Ve bu insan yeni bu parçalanmış ya da yeniden düşünülmesi teklif edilen doğa ve insan anlayışın köklerini bir yönüyle uzak doğu kültürlerinde, bir yönüyle mistik metafizik gelenekler içinde konumlandıracak bir yapı söz konusu. Bunu temellendirebilecek bilim de, eğer onu orayla ilişkilendirerek son olarak toparlarsak, bütün bu tartışmaları artık sadece sosyal bilimler ya da pozitif bilimler karşılaşmasında okumanın ötesine geçip, işte beşeri bilimler, tim bilimleri, tarih bilimleri gibi parçalanmanın dışında yeni bir modern toplumların antropolojisi dediği Bruno Latour'un yeni bir antropolojiyle, yeni bir posthumanist perspektifle, özellikle yeni materyalist yaklaşımlarda bir taraftan posthumanizmin
ilişkilendiği, posthumanist perspektifin temellendirildiği ya da bağ kurduğu feminist yorumlarda, ki bu feminist yorumları lütfen indirgemeci bir perspektifte almayalım. Hani ona özellikle dikkat et, hani söylerken de söylesem mi diye düşündüm ama açık bir şey var. Hani burada yeni 20. yüzyıl çağdaş feminist tartışmaları lütfen dikkat ederek okumayı teklif ediyorum. Çünkü orada doğayı, insanı kavrarken bütün o klasik modern batı biliminin, modern batı tarihinin ortaya koymuş olduğu soyutlamaları analiz edip pratik içinde okumayı teklif eder. Yani bilimi sadece laboratuvarda yapılan herhangi bir toplumsal, ekonomik, politik bağdan uzak okunamayacağını söyler ki sizin kitabınızda da bundan bahsediyorsunuz. Yeni bilim tarihi okumalarında da bunu görüyoruz. Yani bilim laboratuvarda yapılan bir çalışma değildir. Belli bir toplumsal, politik, etik, estetik form içerir. İşte feminizm derken bu formları içerecek şekilde bir doğa ve insan anlayışı. Posthumanizm yine bu tartışmaları içerecek şekilde konumlanmış bir posthumanizm. Özellikle bizim arkadaşlarımızın çalıştığı yeni çevreci bilimler, çevreci beşeri bilimler çerçevesinde Başak Hoca'nın ve ekibinin çalıştığı bir disiplin var. Bu disiplin üzerinden bütün o ekolojik çerçeveleri yeni bir bağ içinde, yeni bir bilim anlayışı. Yani hem doğa bilimlerini, pozitif bilimleri, hem tarih kültür bilimlerini ayırmadan, insan ve insan olmayan karşılaşmasında, dualitesinde okumadan, her şeyin her şeyle ilişkili olduğunu dikkate alarak, bu arkaik ilkeyi dikkate alarak yeni bir perspektifte karşımıza çıkarabilir diyorum. Çok genel sorulardan, genel çerçevelerden bahsettim. Sorularınızla açabiliriz, eleştirilerinizle besleyebilirsiniz. Buyurun, teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Yaylagül Hocam. Sorulara geçeceğiz tabii ki ama insana ne oldu sorusunun cevabını bu antroposin çağda, hani iklim, siyaset ve çevre bazında eksikliklerimiz, ürettiklerimiz bağlamında aslında çok güzel bize sundunuz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi burada katılımcılarımızdan mesela hemen Başak Hanım'dan bahsettiniz. Benim de Başak Hanım'ın burada olduğunu görüyorum. Evet. Söz almak isterse kendisine söz verebiliriz. Emine hocamız burada. Ben hocalarımıza açık çek olarak söylüyorum. Söz almak istediğinizde hemen sizlere söz verebiliriz. Ferhat hocam da burada. Görebildiklerimi söylüyorum. Ve Mustafa Göreç hocam buradaydı. Dediğim gibi hocalarımız da eğer bu konuşmaya katkıda bulunmak isterlerse söz almak için kendilerine Akif yardımcı olacaktır. Şimdi yorumlara bakalım. Evet, Ceyda bana yardımcı olabilirsin yorumlarda. Başak Hanım yazmış, Başak hocamız. Evet, antroposu sorgularken. Oh, evet. İsterseniz Yaylagül hocam size şey yapayım. Size Vitruvius insanı üzerinden. Başak hocamın burada çok güzel metinleri de var. Web sayfası da var bu meseleleri tartıştığı arkadaşlarla beraber. Antropos, o Vitruvius insanın konumlandığı her anlamda bedeniyle ve temsil ettiği tırnak için ekonomi politikle mükemmelliği, herhangi bir arıza, aksaklık olmayan insanı merkeze alan bir yaklaşım var. Tam da bu antroposentrik yaklaşım aslında buradaki insanı önceliyor. Posthumanizmle teklif edilen şey bu mükemmelin çerçevesini kırmak aslında. İlk aşamada yapmamız gereken şey bu çerçeveyi kırmak. Ve Rosie Braidotti bu konuda önemli. Nurhan Kızmaz Hanım da bir yayın demiş. Rosie Braidotti'nin metinleri Türkçe'ye de tercüme edildi. Göçebe Özneler. Ve Göçebe Öznelerin yanı sıra özellikle bu ontoloji tartışmaları. Posthuman kitabı. İnsan
posthuman olarak kalmasını tercih ediyoruz biz. Öyle Başak Hocam'la da bir çalışma yapıyoruz. Orada da posthuman olarak kullanıyoruz. Hani insan ötesi değil çünkü orada vurgulanan. İnsan sonrası da değil. O yüzden biz posthuman kavramsallaştırmasını tercih ediyoruz. Rosie Braidotti'de posthuman tercihinde metnin bakarsanız oradaki Vitruvius insanının dışında, çerçevenin dışına çıkan bir çerçevesinin içine oturan başka bir oluş, başka bir varoluş, kedi olabilir, başka bir canlı olabilir, gözle görülemeyen mikroorganizmalar olabilir ama varoluşun merkezinde antroposen yoktur. Varoluşun merkezi aslında merkezsizleştirmek de bir açıdan. Böylece o klasik gelenekle bağı daha rahat kurulabilir. Çünkü merkezde tek bir canlı, tek bir oluşun teklif ettiği ekonomik, politik, etik, estetik bir duruş ya da bilme biçimi yok. Hayvanları da, bitkileri de içine dahil edebilecek şekilde bütün o canlının, işte o yüzden de süreç ontolojisi burada kritik bir noktada duruyor. Çünkü her şeyi birbirleriyle ilişkilendirerek okuyor. Bu ilişkilendirme bir indirgemecilik değil. Çünkü bu şekilde yorumlayan yaklaşımlar var. Bir indirgemecilik değil. İnsanı yüceltmenin vermiş olduğu kaygıyla bu tartışmalara bakılıyor. Aslında burada insanı konumsuzlaştırmıyor. İnsanın haksız yere varoluşun merkezine yerleşmesini eleştiriyor. İnsan haksız yere varoluşun merkezine yerleşmiştir. Merkezde değildir. Bunu bize söylüyor. Ya İlegül Hocam, müsaadenizle araya gireceğim. Hoş geldin hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. O kadar güzel bir sunumdu ki zevkle dinledim. Kendi çalışma konumu başka ağızlardan dinlemek ama hele de sizin ağzınızdan dinlemek çok keyifli oluyor. Şimdi çok güzel noktalara temas ettiğinizi görüyorum. Ben kendi sorumda da bunu söylemiştim ama belki herkes görmemiş olabilir o soruyu. Özellikle feminist bir yöntem olarak bir dönüşten bahsettiniz. Orayı vurgulamanızı çok doğru buluyorum ama oraya böyle bir hani dikkat edelim falan diye bir uyarı niteliğinde bir şey koydunuz ya, onu da çok önemsiyorum. Çünkü buradaki feminizmden kastımız, çünkü bir sürü feminizm var ve evet, bunların bazıları yanlış anlaşılmaya çok meyilli ne yazık tam ki. Tam doğru hocam. Ama buradaki bizim kastettiğimiz feminizmi biraz açacak olursak, tam da sizin bahsettiğiniz o antropos olan insanın, yani belli bir biçimde tanımlanmış olan insanın varoluşun merkezine haksız yere yerleşmiş oluşunda, o büyük tablonun içerisinde peki biz neredeyiz, kadınlar nerede, çocuklar nerede, hayvanlar, bitkiler, nerede? Yaşlılar, engelliler, belli bir beden kalıbına uymayan herkes nerede sorusunu sormak, ötekiler nerede sorusunu sormak zaten başlı başına feminist bir yöntemdir. Eksik olanı aramak ve onun hakkını aramak feminist bir yöntemdir ki postkolonyal çalışmalarda, sömürgecilik sonrası çalışmalarda, ırksal, sınıfsal, bilimum çalışmalarda hepsi onlar o feminist yöntemden beslenerek geldiler zaten. Yani o sanki hani eksik olanın hakkını aramak sanki Marksist bir duruşmuş gibi görünüyor ya da birçok insan öyle ezbere alıyor ama hiç ilgisi yok. Aslında feminist bir yöntemdir o. O yüzden onu vurgulamak önemli. Bir de chat kutusunda bir arkadaşımızın şey dediğini gördüm. Gen ötesi insan sonrasıydı diye. Gen ötesi insan sonrası Esra Kartal Soysal hocamızın kitabı. Evet. O Braidotti'nin kitabı, Posthuman kitabını insan sonrası diye çevirdiler. Posthuman Knowledge kitabını da oradan esinlenerek insan sonrası bilgi diye çevirdiler. Ama ben hem kendi çalışmalarımda hem Yayla Gül Hoca ile olan bütün çalışmalarımızda Posthuman diye devam ediyoruz. Hocam doğru söylüyor. İnsan sonrası da demek değil o. İnsan ötesi de demek değil. Nasıl ki postmodernizm evrensel bir kelime ise, nasıl ki ona modern sonrası, modern ötesi gibi laflar etmiyorsak, posthumanizmi de böylece kabullenebiliriz. Çünkü oradaki posthumanizm insanın temel özelliklerinden vazgeçelim de böyle bir cyborg yaratalım gibi bir hisse kaptırıyor insan ötesi ya da insan sonrası denilince veya transhumanistlerin anladığı gibi bir his yaratıyor. Halbuki biz öyle bir şey söylemiyoruz. Yani o liberal hümanizmdeki o insan kavramını eleştiriyoruz biz. Dolayısıyla posthumanın posthuman olarak kalması taraftarıyız. Ağzınıza sağlık Yayla Gül Hocam. Çok aydınlatıcı, çok verimli bir konuşmaydı. Ben teşekkür ederim Başak Hocam. Beraber gidiyoruz.
Başak Hocam, ben de teşekkür ediyorum. İnşallah bir programı da sizi konuk almak çok isteriz. İnşallah, buradan, neden olmasın? Buradan söz alalım hemen. Teşekkür ederim. Diğer hocalarımdan da ben ses olarak açtım ama herhangi bir teknik sorunla karşılaşırlarsa bana. Emine Hocam, buyurun, buyurun. Merhaba, ben çok teşekkür ederim. Zihin açıcı, bizi yeni yeni şeylere, yeni düşünce kapılarını aralayıcı bir sunumdu. Şimdi ben bir süredir işte zaten yani modernizmin çıkmazından ya da kusurlu modernitenin diyebilir miyiz bilmiyorum, çok emin değilim ama çıkmazından sanki yine Batı merkezde oluşan bir takım yeni işte oluş, yani postkolonyalizm de aslında Avrupa'da üretilmiş kolonyalizmin işte sorunlarını sonrası işte yaşananlar sonrası üretilmiş bir kavram. Ve işte feminizmin de yeni bir boyutta ele alınışı üzerine, yani zaten postmodern uzun süredir hayatımızda. Şimdi burada posthuman sanki bana daha kapsayıcı bir, yani sadece modernitenin hem modernitenin sorunu yaşadıklarımız antroposin çağı hem yani oradan üremiş bir sorun ama işte postkolonyalizmle de tamamen buna cevap bulamıyoruz. Feminizmde biraz açmazları var. Yani çok çeşitlilikleri var. Bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Sanki posthuman bu soru değil ama sanki benim düşündürdüğü şey daha geniş bir perspektifte bizim yani insanın yarattığı sorunlu yeni dünyadan belki çıkışı için yeni bir şey olacak gibi geliyor. Bu konuda hani çok bilmiyorum literatürü. Daha ben de devam ediyorum okumaları ama daha üst bir perspektif sunuyor gibi geldi bana hocam. Öyle midir gerçekten? Hocam şunu söyleyeyim, teşekkür ederim. Burada bir perspektif sınıflaması yapmanın dışında şunu teklif edeceğim. Tam da söylediğiniz çerçevede aslında bu sorunların kaynağı Batı'da doğayı nasıl biliyoruz? Varlığın ne var sorusuna cevap verebilecek tek muktedir akıl olarak insanın konumlandırılışı ve bu ne var sorusunu, yani var olan ne, ontolojinin temel sorusunu cevaplayacak akıl olarak insanın konumlandırılışı, evet. Ama burada öyle bir konumlanış ki bu, o ne varı sadece insanın bakış açısından ve belirli bir insanın bakış açısından sunmuş olmak ve bunu da geçer evrensel bir teklif olarak sunmak problemli. Zaten Avrupa merkezliği bu şekilde, böyle bir sunumun Avrupa merkezlilik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışına çıkmak ya da bu çerçeveyi daha verimli bir şekilde analiz etmek aslında tam da ne var sorusuna ilişkin sadece insanın gördüklerinin dışında, insanın tanımladıklarının dışında var olanların da bir anlam, değer ve oluş içerdiğini fark etmek. O açıdan posthumanizm önemli bir teklif olarak karşımıza duruyor. Diğer saydığımız çerçevelerde özellikle feminizmle ilgili, feminizmi bir sadece politik aktiviste olarak almanın ötesinde bir metodoloji olarak, biraz önce de Başak Hoca'nın söylediği çerçevede, felsefi bir metodoloji olarak okumak gerekir. Sadece bir kadın sorunu gibi okumanın dışına çıkmamız lazım. Çünkü bütün farklılıkların, ötekileştirilerin, özellikle Agamben'in o bios eleştirisinde karşımıza çıkıyor ya, hani bios bir tür var olma, o var olmanın dışındaki bütün ötekiler herhangi bir bios içinde ele alınmıyor. Yani onlar çıplak beden, herhangi bir değeri, anlamı, ilişkisi, bir varoluş biçimi, varoluş kipliği olmayanlar olarak görülüyor. İşte böyle bir sınıflamanın hastalıklı bir sınıflama olduğunu teklif etmektir. Böyle, daha doğrusu ortaya koymak ve bunu aşabilmenin imkanlarına bakmak. Bunun için de özellikle teklif edilen şey tam da
yeni bir ontoloji gibi ontoloji, belli bir hiyerarşi içermeyen bir ontoloji. Yeni bir antropoloji, modern dünyayı da içine alabilecek çerçevede yeni bir antropoloji. Ve ölüm ve oluşu birlikte okuyabilmenin imkanını araştırmak. Yani ölümü özellikle nekropolitik olarak kimin öleceğine, ne uğruna, ne için, nasıl öleceğine kim karar veriyor? Bu sorunun da çözümünü ya da bu soruya ilişkin de bütün o klasik nedensellikleri aşmayı teklif ediyor. O yüzden önemli bir noktada ve bunu sadece Avrupa merkezlilik üzerinden yapmıyor. Bu çok kritik çünkü bunu teklif ederken göçebe özne diye bir temellendirme teklif ediyor ve bu göçebe özne, Rosie Braidotti'nin göçebe öznesi posthuman özne olarak aslında her bir yerelliğin küreselle yerel arasında bu ekonomik, politik, kültürel, tarihsel her bir bağı bir ağ içinde ele alabilmeyi teklif ediyor. Bu noktada da önemli ve bunu bu göçebe öznenin bir merkezi yok. Çünkü göçebe. Ve bunu da temellendirirken Braidotti Deleuze üzerinden, Derrida eleştirileri üzerinden yapıyor. Özellikle bu rizomatik ağ kurmak. Ki Bruno Latour da bunu network ağ teorisi üzerinden temellendirmeye çalışıyor. Bütün o bilimsel perspektifi oturtabilmek üzere. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler. Hocam bir şey daha var aklımda. Çok vakit almayacaksa. Şimdi bu Agamben'in kutsal insanında işte modern demokrasinin de aslında bu çıkmazdan kurtulamadığını eleştirisiyle devam ediyor ve orada bugün aslında siyaset hayattan başka değer tanımıyor. Dolayısıyla hayattan başka değersizlik de tanımıyor diyor. Şimdi bu göçebe özne ile bunu aslında şöyle birlikte okunabilir mi? Yani aslında evet hayattan başka değer tanımayan dolayısıyla sadece insan merkezli bir hayat ve şeyin de politikenin de işte Zoe'nin de bu kadar biosun merkezinde yer alması yani aslında insanın da göçebe olduğu ama kendisinden sonra gelecek kuşaklara da da hani belki onu da düşünerek davranması zaten biosu da daha dengeli bir ilişkiye girmesine neden olacak belki bu posthuman bağlamında. Belki o göçebeliği biraz da hayatın geçici olduğu insan anlamında okunabilir. Sadece hani geografik bir göçebelikten tabii, öte tabii, hayat, tabii. Hayatın da devreden bir sirkülasyon olduğu dolayısıyla bizim de geçici özneler olarak davranıp sorumlu olmamız gerektiği belki. Hocam şu var, ölümü unutmak, ölümü dışarıda bıraktığımızı çokça söylüyor. 20. yüzyıl filozofların birçoğunun ortaya koyduğu şey ölüm üzerine düşünmek. Benim çok sevdiğim şiirin bir parçası. Oruçlu doğar insan ölümün iftar sofrasına. Sevgili şairin adı bir an aklıma gelmedi. O kadar çok konuşuyorum ama siz düşünürken şairin adını, ben de Emine hocamız hem de evet, geçmiş olsun. İnsan diye. Ölümlü doğuyor. Ölümü yaşamın karşısında, yaşamın dışında değil, bizzat yaşamın içinde olarak görmek. Bunun teklifiyle göçebe özneliği sadece mekanda, coğrafi yani yer içinde ya da küre içinde değişim değil de, yani mekan konum değiştirme değil de, varlığın oluşu, insanın zaten göçebe oluşu. Neyse bu çok derin bir mesele. Erdem Beyazıt'ın şiiri bu arada. Evet. Teşekkür ediyoruz. Emine hocamıza da geçmiş çok olsun diyoruz. Katkıları için de teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ferhat Özçep hocam el kaldırmış. Hocam buyurun size söz vereceğim. Sadece size söz vermeden önce şöyle bir duyurumuz var. Ceyda sen hemen bir Ferhat hocadan önce duyurunu söyle. Programın sonunda bir kitap çekilişimiz olacak. Kant sonrası metafizik üzerine konuşmalar isimli kitabın çekilişi. Ceyda bizim bilim tarihi bölümünün şiir sesli öğrencisi. Evet ondan duyduk. Kant ve bir daha söyle Ceyda. Kant sonrası metafizik üzerine konuşmalar isimli kitap. Kaç kişi alacak bu kitabı? Kaç kişi alacak? 5 kişi. Beş kişi tamam. 5 kişi için
çekiliş yapacağız. O zaman siz Akif'le başlayın bu çekilişe. Şimdi Ferhat hocamıza söz verelim. Musa hoca aramızda geldi. Ona da selam edelim. Söz almak isterse kendisine veririz. Evet, Ferhat hocam. Hoş geldiniz. Geliyor mu? Sesiniz çok iyi sesim geliyor mu? Şu an şimdi geliyor hocam. Şimdi aslında ben jeofizikçiyim. Biraz da o açıdan bakacağım şeye, geo kavramına. Biraz da tarih ve felsefeyle de ilgiliyim. Şimdi aslında temel problem işte bu antroposin 1800'lerle endüstri devrimi, işte çevrenin kirlenmesiyle başlıyor. Aslında onu ilk nasıl diyelim felsefeleştiren işte Lovelock, işte Gaia hipotezi var. Orada şöyle bir şey vardı bizim jeofizik camiasında. Bir dönem şey tartışıldı. Gaia hipotezi test edilebilir mi diye gayet ciddi jeofizik dergilerinde yayınlandı şeyin makalesiyle birlikte bu Lovelock'ın. Lovelock'ın getirdiği şey şuydu aslında. Yer küre bir canlı organizma gibi hareket eder veya başka deyişle aslında yer küre bizi biçimlendirir. Canlılar da yer küreyi biçimlendirir, iki taraflı. Karşılıklı. Yani sadece biz yer küreyi biçimlendirme, yer küre insanı biçimlendirmez. İşte depremler, şeyler, ne bileyim kentlerin oluşumu, volkanlarla insanı ya da canlıları biçimlendirmez. Aynı şekilde biyolojik çevre de yer küreyi biçimlendirir şeklinde bir şeyi vardı ki onun kuramına uyan şey de işte bu endüstri devrimi. Zaten insanların yaptığı, ettiği bu endüstrileşmeyle birlikte çevre kirliliği bir parça onu da canlıların özellikle insanın da yer küreyi biçimlendirdiğini de söylüyordu. Bu açıdan öyle bir şey var. Yani ben artık şey görüyorum, biyojeofizik ya da böyle hem biyolojik çevre hem jeofizik çevrenin karşılıklı etkileşimi var. İlginç olan bir şey, diğer bir ilginç bir şey, Hegel'in bir kitabını geçenlerde buldum. Philosophy of Nature diye İngilizce çevrilmiş. O Hegel'de ilginç olan bu kitapta daha çok bilimsel konular var Hegel'in anlattığı. Burada sanki yer küreyi organik bir şey olarak algılıyor. O da çok ilginç geldi bana. O açıdan bu yer küre ya da geo dediğimiz şey ya da G dediğimiz şey aslında tam doğrusu G, O belki kaynaştırma harfi gibi bir şey. G dediğimiz şey bizi biçimlendiriyor. Biz G'yi biçimlendiriyoruz ya da geo'yu biçimlendiriyoruz. Ki Gaia'da eski Yunan'da meşhur yerküre tanrıçası olarak geçiyor ki işte önce kaos oluyor. Kaos sonra kozmosa dönüşürken Gaia işte çeşitli tanrılar manrılar falan var mitolojik olarak o tip bir şekilde yürüyor. Ve bu anlamda dediğim gibi iki türlü bir biçimlendirme var. Hem biz yerküreyi biçimlendiriyoruz, yerküre de bizi biçimlendiriyor. Bir diğer konu çokça tartışılıyor. Hocam oradaki bizi şöyle bir açalım mı? Yani çok özür diliyorum. Bir konu geçmeden. Oradaki biz aslında sadece human değil. Değil mi? Yani altında çizilmesi gereken nokta. İnsan ve insan olmayan bütün canlılar. Bitkiler, tabii. Hayvanlar, gözle görülebilir olanlar ya da göz işte belli bir konumda yaşam biosu olan ve füzisi olan bütün canlılar, ilişki içinde olan her şey zaten geo ile beraber ayrı bir ontolojik yapı da değil. Hani geo burada, canlılar burada da değil. Birbirinin içinde örülmüş bir ağ gibi ele alıyoruz ve bu ağ çeşitli konumlarla, çeşitli oluşlarla Lovelock'ın orada karşı varlık zinciri diyerek konumlandırdığı şey o varlığın belli konumları var ve bu konumlar mutlak konumlar değil. Değişen, esnek, dönüşen ve böylece oluşu tamamlayan bir resim gibi. Evet. Bir diğer konu benim en azından entelektüel olarak kafaya taktığım şeylerden biri bu Avrupa merkezcilik. Şimdi orada şöyle bir tehlike var. Anti Avrupa merkezcilik değil bu. Çünkü değil, evet. Avrupa merkezciliği de aşan bir dünya merkezcilik aslında bizim şey yaptığımız. Yani bazen o karışıyor birbirine. Diyelim Avrupa kesinlikle. Merkezci bir bilim var. Biz ona karşı diyelim Doğu merkezci bir bilim yapıyoruz. Bu değil.
Avrupa merkezciliği de içine alan ya da onun sorunlarını da çözen bir üst, bir global bir dil ya da küresel bir dil. Küresel. Belki Avrupa merkezciliği aşmanın bir yolu o. Yoksa öbür türlü Çin bilimi, işte Hindistan bilimi, Afrika bilimi böyle küçük küçük parçalar oluyor. Ona karşı o küçük küçük parçalar Avrupa merkezcilikle mücadele edemez. Hiçbir zaman. Çünkü Avrupa halen bir dominant bir şeyi var. Ama onu aşmanın yolu bunları da içerecek şekilde bir üst bir düzlem. Belki Avrupa evet. merkezcilik. Bir antitez değil bu Avrupa merkezciliğe karşı ama bir üst şey oluşturmak gerekiyor. Son olarak da bu... Avrupalılığın krizi Husserl, Kassirer ve sonrası 20. yüzyılın başında ilk 1950'ler 60'lara kadar olan felsefi tartışmalarda aslında tam da bu Avrupa krizi, Avrupa insanlığının krizi nedir, Avrupalılığın krizi nedir sorularına çokça cevap arın. Tam da söylediğiniz çerçevede bir anti-Avrupa merkezcilik değil ama Avrupalılığın ya da Avrupa merkezcilikle beraber oluşan problemleri onun sınırları içinde kalarak ya da onu dışarıda bırakarak aşılabilmenin mümkün olmadığını göstermek. Evet. Bir diğer konu bu göçebelik, ona da biraz merakım var. Aslında göçebe güzel bir şey. Çünkü göçebe insan sürekli mekan değiştiriyor ve mekana karşı bir uyum var. Uyumlu olmak zorunda. Mekanla bir ilişkisi var. Ki öbür türlü yerleşik toplumlarda işte standart. Belki göçebenin kötü tarafı diyebileceğimiz şey şu, bir birikim oluşturmada bir problem var. Ama çünkü yerleşik toplumlarda diyelim İstanbul'dasınız, sürekli İstanbul'dasınız, belli bir birikim oluşturabiliyorsunuz ama göçebelikte öyle bir problem var. Ama göçebeliğin iyi tarafı farklı coğrafyalar, farklı mekanlar, farklı zamanları görme açısından müthiş bir olanak. O açıdan da ben hem bilimde, bilimsel üretimde ya da keşifte bu göçebe ruhun biraz daha iyi buluyorum ya da en azından kendi bakış açımdan şeye baktığımda. Çünkü ortama uyum sağlama, ortamı değiştirme, yeni mekanlara gitme. Mesela bu ne bileyim Türklerde biraz var tuhaf bir şekilde. Mesela Orta Asya'dan geliyorlar, Anadolu'ya geliyorlar. Hatta daha ilginci ben şey yapmıştım bir ara. Mesela 70'lerde diyelim Sivaslı bir aileyi alıyorsunuz. Almanya'nın merkezine koyuyorsunuz. O merkezde o Sivaslı aile hemen ortama uyum sağlıyor ve ortamı değiştirmeye çalışıyor. Bu mesela habitat oluşturuyor. Evet, bu aslında müthiş bir güç bence. Yani hareketli toplumların ya da göçebe toplumların da gücü bu. Ve tarihte bu göçebe hareketli toplumlar bence çok daha şeyler. Mesela bazı toplumlar var sürekli aynı yerlerde kalmışlar. Mesela İran kültürü hep aynı yerdir. Araplar kısmen aynı yerde kalmıştır. Ama mesela sürekli hareket edenler, mesela diyelim İngilizler ya da Avrupa kültürü Amerika'ya hareket ediyor. İspanyollar öyle hareket ediyor. Bu açıdan bu göçebelik de bir parça şey böyle şey geliyor bana daha böyle değerli ve hem bilimsel açıdan doğayı anlama dış çevreyle, fiziksel çevreyle ya da sosyal çevreyle, psikolojik çevreyle ilişkide çok daha şey geliyor bana. Bunu söylemek istedim. Ben teşekkür ediyorum. Çok da yararlandım. Çok da güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz Ferhat Hocam. Hem katkılarınız hem konuyu açmaya yönelik sorularınız ve sizin bir farklı bir disiplinden bakıyor olmanız bizim için de faydalı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, diğer hocam tam da aslında bu Ferhat Hocam'ın buradaki konumu da önemli. Yani jeofizikçi olarak değil mi? Ve hani yani artık doğa bilimleri ya da kültür bilimleri, tarih bilimleri gibi bir ayrımın, daha doğrusu bir yarılmanın olgu ve olayları anlamada yetersiz kaldığının açık bir göstergesi. Çünkü bu alanlar birlikte okunarak çerçevelenebilecek ya da birlikte okunarak bir bağ kurulabilecek, ağ oluşturabilecek alanlar. Çok evet. Küçük bir ekleme yapayım. Mesela şey de özellikle Harvard'da ya da ne bileyim Cambridge'de o tip öyle insanlar çıkıyor ki mesela bir kitap yazıyor.
bir insan ya da bir bilim insanı. Kitap, bilim kitabı mı, sosyoloji kitabı mı, felsefe kitabı mı anlayamıyorsunuz. Yani müthiş bir şey bu. Yani hepsinden var. Hepsini sentezleyip böyle bir kitap ya. Öyle zihinler var şeyde. Benim çok hoşuma giden şey o. Yani evet. Hem iç, bilimsel olarak sıfır yanlış var, hem sosyolojik olarak saptamalar var, hem tarih var, hem felsefe var. O tip insanlar var ve onlar oturuyorlar. Belki İlber Hoca'nın deyimi gibi oturuyorlar. 1000 sayfalık kitaplar yazıyorlar. Böyle ama içinde her şey var. Belki o tim bilimleri ve işte doğa bilimleri şey de kalkıyor orada. Ve o tip şeyler ayrımı. De çok hoş. Yani evet. O ayrım da kalkması da çok hoş. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi izninizi istiyorum çünkü programın süresini oldukça açtık. Evet. Hemen çekiliş sonucunu alalım Ceyda'dan. Ceyda, kime çıktı bu 5 kişiyi? Açıklayalım ve programı sonlandıralım. Hocam kimler... şunu söyleyeyim. Ben tabii. Bahsettiğim kaynaklarla ilgili size bilgi göndereyim. Zaten Başak Hocam bir yazmış, evet. Yazdı. Birkaç metin daha var. Onları da göndereyim ben size. Arkadaşlarla ilgilenen olursa onlarla paylaşırsınız. Tabii ki paylaşırız. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Ceyda, kimler kazandı? Erya Karkaç, Damla Altun, Tahsin Yıldırım, Mürşide Yurtalan, Muhammed Rizal ile yendi. Bir daha biraz yavaş çünkü burada mı arkadaşlar, onu da kontrol edelim ve lütfen iletişim bilgilerinizi Ceyda söylerken iletişim bilgilerinizi teknik asistanımız Akif'e iletin ki size kitabı gönderebilelim. Yaylagül Hoca'nın da bir bölümle katkıda bulunduğu kitap, biliyorsunuz her programımızda konuşmacımızın kitabını hediye ediyoruz. Yaylagül Hoca adına veriyoruz. Evet, kendisine, henüz kitap yazmamış, yazamamış tembel bir akademisyen olarak. Estağfurullah hocam, olur mu öyle şey, mütevaziliğinizi şeyle karşılıyorum ama kabul etmiyoruz bunu. Ceyda, evet, bir daha isimleri alalım. Derya Karkaç. Tamam, Derya burada. Evet. Damla Altun. Evet. Tahsin Yıldırım. Damla da burada. Tahsin Yıldırım. Tahsin Bey de burada. Tamam. Mürşide Yurtalan. Mürşide Yurtalan burada mı? Ben göremiyorum. Mürşide yoksa yerine birini hemen seçeceğiz. O yüzden. Mürşide Yurtalan yok gibi duruyor. Mürşide yerine birini hemen seçelim. Başka? Diğer? Diğeri Muhammed Rizal Riyendi. Rizal Riyendi. Evet, öğrencilerimizden. Peki Gökçe, hemen kabul ettim seni. Hemen ilet. 5. kişi sensin. Hemen Akif'le lütfen adreslerinizi alın. Ben o arada Yaylagül Hoca'ya teşekkür edip programı kapatacağım. Bana da kırılmayın. Bir saat geçtim. 40 dakika diyorum. Yine de sözümde duramıyorum. O yüzden Yaylagül Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı bir konuyla bize katkıda bulundunuz. Sizi dinlemek bir zevkti. Tüm katılan hocalarımıza, görüşlerini paylaşan hocalarımıza, katılımcılarımıza, burada ismini tek tek saymak istediğim ama sayamadığım sevgili öğrencilerimize, hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle kapatalım Yaylagül Hocam. Ben de teşekkür ediyorum. Hem dinlediğiniz hem katkılarınız için. Sevgili hocalarıma, arkadaşlarıma, öğrencilerime. Ufkunuz açık olsun. Ve bu sorularla çokça ilgilenmek lazım. Tam da tartışmanın aslında ben sadece tarihsel bir seyir çizdim. Bu seyirde yol aldığımızda her birimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu sorumlulukları hem kavramsal olarak hem pratik olarak dönüştürmemiz gerekir. O yüzden yolumuz çok, işimiz uzun, göçebeler olarak düzgünce, doğruca, hakça yol almayı diliyorum. Devam kendi edin. Adıma da sizin adınıza da teşekkürler tekrar. Davet çok ettiğiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.